Burası Malatya Kiltepe Mahallesi. 2-4 tane çadır görüyorum. Bakalım nasılmış hayat çadırlarda. Merhaba. Anne, ablanın ya. Selamlaşalım. Ablacığım. Ablacığım kesin. 24 Ocak'tan beri buradasınız. Evet, buradayız. Vallahi ilk başlarda bayağı soğuktu. Şimdi havalar da iyi. Bayağı soğuktu. Gece de burada kalıyorsunuz. Gece de burada kalıyoruz, evet. Gece de belki sobaya ihtiyacınız bile olur değil mi? Gece sabaha kadar. Oluyor. Bazı şimdi değil ama bazı ya gece 2'de falan kalkıyordum, 3'de falan sobayı yakıyordum. Evet. Çocuklar üşümesin diye. Okula giden çocuklarınız var mı? Var. Bir tane oğlum var okula giden. İlkokulda mı? 3'e gidiyor. İlkokul 3'te. Eviniz buraya yakın tabii. Evet, yakın ama bizim ikinci kat tehlikelidir. Gene bizim duvarlarda bayağı çatlak var. Hı-hı. Aşırı derece var ama ben orası yıkılsa eve gitme şansımız var ama değiller, büyük deprem beklenin. Gene korkuyoruz çocuklarda. Peki maddi yardım yapıldı mı size? Valla birkaç yerde çoğu geldi, resim falan çekti mi? Hayır, valilik tarafından yapıldı mı? Yapılamadı. Kodu falan getirdiler. Bir tane döşek, battaniye getirdiler. Para yardımı oldu mu? Para yardımı. Odun için 500 milyon verdiler. Evet. Odun için kadar yardım. Bir tane kömür getirdi. Peki yemeği nerede yapıyorsunuz? Yemeği buldukça burada sobanın üstünde yapıyorum. Bakabilir miyim? Tabii ki bakabilirsin. Evet, bak burada. Bakabilirsin. Peki banyo işiniz nerede? Banyo işimiz şurada, bir komşu var. Ha. Oraya gideriz. Ya bu komşuya gideriz, çağırır kimse olmadığı zaman. Komşulara gidiyorsunuz. Aha. Komşulara gidiyoruz. İçeride yatak odanız oluyor. Orası da burası. Çocuk yatıyor, dışarı gideydi. Burası da böyle abla. Bakabilir miyim şöyle bir? Bakabilirsin. Böyle burası da. Elinizden geldiğince temizlemeye çalışmışsınız. Yani bayağı şey yapıyorum. Akşam yemeği hazırlıyorsunuz, evet, galiba. Evet, fırına göndereceğim. Fırına gidecek yemekler. İki çocuk, iki de siz. Var, dört, evet, kişisiniz. Dört kişilik, evet. Çadırda bakalım. Önümüz yaz ama inşallah bir yere yerleştirilirsiniz. İnşallah. Hep böyle inşallah. Çadırda geçmez hayat. Çünkü yıkanmak sorun. Bayağı okula giden çocuk var, elimde işe giden beyefendi var değil mi? Çamaşırlarımızı, evet, çamaşır ellerimde yıkıyorum burada. Gene birikmiş orada duruyor. Hı. Su ısıtacağım sobanın üstündeki, onları götürüm yıkayayım. Evet, her şeyi böyle kapının önünde yapıyorsunuz. Her şey kapının önünde. Tüm arkadaşlar da, bunlar da öyle. Onlar da öyle, hepiniz öylesiniz. Öyle yıka. 2-4 tane, 4 aile değil mi? Ayrı ayrı, burası ayrı, burası ayrı, orası ayrı, orası ayrı, aşağıda da var. Var çadır mı? Baya var. Hmm. Bak ileride de var. O abla bir tane oturuyor. Onun aşağısında da var. Hep böyle. Evet, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, kolaylıklar ederim, diliyorum size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle gidelim. Şurada da var. Merhaba. Siz de mi çadırdasınız? Bu mu sizin eviniz? Şu aşağıda. Yok, ortadaki. Heh, ortadaki. Evet. Ne oldu, çatladı mı sizinki de? Bizim ev çatladı işte, yıkma kararı verdiler. Heh. Tekrar onu da şey iptal ettirdi. Kayınbabam geldi, iptal ettim, ben kiracısıyım. İşte şimdi şuradan yapmak bura. Günüz de orada işte yiyip içecek yani. Ya yani mutfak işlerini halledip çadıra geliyorsunuz ki. Çadırda yatıyız yani. Ha, tehlikeden korunmak için. Ne olmaz yani, can işte benim. Sen ne oluyorsun? Evet, evet. Böyle ben bunları çekip yayınlıyorum. Ha. Belgesel oluyor.
Burası sizin çadırınız. Evet, çadırım burası. Ha. Kayınbaban demek orta hasarlıydı ki iptal ettirdi. Ya bizim şey, adamlar geldi baktı da mandıza. Şey dediler yani. Yıkılacak emir çıktı. Yani kayınbaban o da geldi ben yıktırmam dedi. Sandık çok yani içinde de işte biz gece benim yetimize de şu lideriydi. Bu arada bizimki de en toplu oldu yani. Hı. Komşularda da hafif var. Bizim... Evle çadır arasında yaşıyorsunuz yani siz. Aynı şekilde. Şu ev değil mi sizinki? Evet, bizimki şu ev. Hepsi. Kolay gelsin. Bu da teyzenin evi. Onun evi iyi mi? Vallahi içini görmedim de oğlan dedi fazla bir şey yok dedi oğlum. Yani öyle kimse baktırmadılar. Evet. Kayısılar da patlamak üzere. He, bakınlar ne güzel olsun. Tek mi gezin arkadaşım var mı? Ben tek dolaşıyorum. Ya dışta ya. Dışta biraz çatlaklar var, değil mi? Dışta var da işte çok yani işte. Ya işte daha mı çok? Kaç yıllıkmış bu ev? Herhalde 50'ye yakın ya. Evet. Biz içine girelim 10 sene oldu ben doğum alanı bizim başka yerde kiradaydı. Evet. Adam da yer bulmadı diye de burayı aldı. Altındakine bir şey olmadı. Buna da bir şey olur, şuna da bir şey olmadı. Buna oldu. Karşıda zaten yıkık bir ev. Bu daha yeni galiba. Yok yok. İkisi aynı. İkisi aynı, aynı mı? Bizimki parça parça yapılmış. Akraba mı? Ben Balatya'da oturuyorum. Ha, Paşa Köşkü'ne yakın oturuyorum. İşte bu ne de Paşa Köşkü'nde? Çavuşoğlu demiş. Çavuşoğlu. Paşa Köşkü ayrı. Hı, ayrı. Şeyin